İşte Fon'dan merhaba. Bu bölümde İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fonu'nu konuşacağız. İki değerli konuğum var. İş Portföy Genel Müdürü Sayın Tevfik Erarslan hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Çok teşekkürler ve İş Portföy Çoklu Varlık Portföy Yönetim Müdürü Deniz Genç. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi küresel ısınma artık hepimizin gündeminde. İklim değişikliği, farklı hava olaylarını hepimiz artık günlük hayatımızda yaşıyoruz. Bunun nedeni karbon salınımı. Karbon salınımını önlemek için de, Herkes mücadele ediyor. Hem özel hem kamu hep birlikte bu iklim değişikliğine karşı bir şekilde mücadele ediyoruz. Ama bu konuda artık teknoloji işin içine sokuyoruz ve elektrikli araçlar da bu teknolojiyle beraber gündemimize tamamen girmiş durumda. Şimdi bu fonun çok ilginç farklı bir tematik yaklaşımı var. O iş portföyün e, tematik fonlar yelpazesinin belki de hani yıldızlarından bir tanesi diyebilirim. Çok büyük ilgi görüyor zaten bildiğimiz kadarıyla. İsterseniz önce Tevfik Bey sizle başlayalım. Bu kadar hem ilgi çekmesinde, bu kadar elektrikli araçlar e, temasını öne çıkaran e, bu fonun öne çıkmasında neleri söyleyebiliriz, neleri e, ifade edebiliriz? Onunla başlayalım isterseniz. E, Barış Bey e, gayet güzel ifade ettiniz. E, burada... Özellikle bu tip ürünleri biz yaparken arka tarafında da bir rasyonellik muhakkak arıyoruz. Burada da en fazla önem verdiğim şey, biz gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Belki Covid 19 nedeniyle bir parça geriye düştü ama Covid 19 sonrasında bir anket yapsak ve sorsak en önemli global sorun nedir diye muhtemelen herkes global ısınma diyecektir. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için hem devletler hem de bireysel olarak biz çok fazla zaten bu konuda tedbir alındığını, insanların duyarlı davrandığını görüyoruz. Birçok ülkede karbon salınımıyla enerji üretimine yönelik olarak yapılan faaliyetlerin önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynakları ön plana çıkartılıyor. Bu konuda teşvikler veriliyor. Diğer taraftan bireylerin de kendi kullanımlarında bu konuya çok fazla hassas hassasiyet gösterdiklerini biz gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde burada hassasiyetlerin daha da fazla artmasını bekliyoruz. Örneğin elektrikli araç ya da ulaşım sektörü karbon salınımının dünyada %20'sini insan oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde burada bireylerin ve devletlerin daha fazla devreye girerek bu konuda tedbir alacaklarını, almakta olduklarını da hep birlikte görüyoruz. Bundan neyi kastediyorum? 2017 2010 yılında sokaklarda sadece 17 bin tane elektrikli araç vardı. Bütün dünyada. Ama 2020'ye geldiğimiz zaman bu rakam 10 milyon adete çıktı. Demek ki çok ciddi bir farkındalık burada olmaya başlamış. Yani elektrikli bir araç gördüğümüzde, elektrikli bir otomobil gördüğümüzde, aa bak elektrikli diyorduk. Şimdi biraz daha böyle birkaç tane daha etrafımızda görmeye başladık. E, yurt dışında çok daha fazla ülkemize de yavaş yavaş gelecek sanırım. Doğru bununla ilgili yurt dışında e, birçok ülkede e, biz e, tedbirlerin alındığını ve takvimlerin açıklandığını e, görüyoruz. Takvim açıklanıyordan kastım ne e, hemen sizinle paylaşayım. Mesela en radikal takvimi açıklayan ülke Norveç diyor ki 2025 yılında benim sokaklarımda artık işten yanmalı araç olmayacak. Yani benzinle ve motorinle çalışan araçlara artık Norveç'te 2025 yılında izin verilmeyecek. Mesela Belçika diyor ki 2026 yılından itibaren ben içten yanmalı motorların satışına izin vermiyorum. Bunun dışında temiz enerjiyle çalışacak araçlar ancak Belçika'da satılabilir diyor. Benzer bir şekilde Kaliforniya diyor ki 2035 yılından itibaren içten yanmalı karbon emisyonu bırakan araçların satımına izin vermeyeceğim diyor. Benzer bir şekilde Danimarka 2030 yılından itibaren bunu yasaklıyor. İngiltere 2030'dan itibaren yeni araçlarla ilgili. İsveç 2030 yılından itibaren. Demek ki burada önümüzdeki dönemde biz ülkeler bazında, şehirler bazında bu yenilenebilir enerjiyle çalışan, elektrikle çalışan araçları daha fazla görüyor olacağız. Bununla ilgili takvimler zaten çoktan açıklanmış durumda. Bir de Biden yönetmenin bence burada etkisi var. Amerika'da Biden başkanlığı çok daha fazla küresel ısınmayı önemseyen, iklim değişikliğine karşı mücadele etmek isteyen ve Paris İklim Anlaşması'na geri dönen bir Amerika var. Doğru. Bunun zaten yenilenebilir enerji alanında biz çok fazla yansımasının olacağını bekliyoruz ama elektrikli araçlar konusunda da çok ciddi bir açılıma neden olması da şüphesiz mümkün olacak. Belki de hani şeyi söylemek lazım. Neden elektrikli araçlar son günlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı? Sizin ifade ettiğiniz gibi bir tanesi Biden yönetiminin bir kere burada Amerika'da seçimleri kazanmış olması çok belirleyici. Çünkü onlar bu konuda Trump yönetimine göre daha radikal kararlar alıyorlar ve burada karbon emisyon salınımını azaltacak her türlü e, uluslararası projeyi de destekliyorlar. Bunun bir etkisi var. E, diğeri dünyada çok düşük bir faiz e, ortamı var ve bu e, hisse senetlerinin şirketlerin değerlenmesine neden oluyor. E, bu ortamda özellikle hızlı büyüyen şirketlere de çok büyük bir ilgi var. E, ayrıca Covid-19 nedeniyle ana akım e, otomobil firmalarının satışları düştü. Yani onlardaki rakam %14 düşerken 2020 yılında elektrikli araç üreten otomobil firmalarının satışları ise %43 arttı. Dolayısıyla burada ciddi bir şey var, gelişim var. Bir de yazılım gibi konularda çok da iyi olan elektrikli araç üreticilerine bir teveccüh var bu da mesela Tesla gibi şirketleri çok fazla ön plana çıkartıyor. Bir de EV yani EV dediğimiz elektrikli araçlar konusunda tüketiciler çok beğendiler. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde elektrikli araçlardan bu tarafa doğru da bir geçiş olduğunu gözlemliyoruz. Yine belki birkaç tane istatistik vermekte ben fayda görüyorum. Avrupa'da mesela pazar payı bu tip araçların %3.3 iken 2020 yılında %12'ye yükseldi. Çin'de %5.1'den %5.5'a yükseldi. Burada çok hızlı bir şekilde yükselme görüyoruz. Yine önümüzdeki dönemde bununla ilgili rakamların hızlıca artması bekleniyor. Şu anda dünyada otomobil stoğunun sadece %1'i elektrikli araçlarken önümüzdeki dönemde bunun %10'a kadar çıkması bekleniyor. Bu da mevcut iş hacminin 10 kat artması demek. Bu tabii ki yatırımcıların iştahını kabartıyor. Peki Deniz şimdi sana döneceğim. Bu fonu biraz daha bize anlat. Nasıl bir yatırım stratejisi var? İlla elektrikli otomobil üreten şirketlere mi yatırım yapacak? İşte pil çok konuşuluyor. Pil çok gündemde. Pil üreten şirketlerimi, emtia üreticisi şirketlerimi, teknoloji zaten elektrikli otomobilin olmazsa olmazı o teknolojiyi sağlayan o katkıyı sunan şirketleri mi? nasıl ve nerelere yatırım yapacaksan bu fon elektrikli araçlar karma fonu nasıl bir yatırım stratejisi ve nerelere yatırım yapar? Elektrikli araç fonumuz en az %80'iyle ile elektrikli araç üretimi yapan ve elektrikli araç üretimi destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin, yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve borçlanma araçlarına yatırım yapan tematik bir fon. Karma fon niteliğinde bir fon. Biz ağırlıklı olarak %70-75 aralığında global şirketlere yatırım yapıyoruz. Bu temayla uyumlu olan yerli hisseleri de takip ediyoruz ve burada da bazı yatırımlarımız oluyor. Geri kalan yüzde %20, 20-25'lik bölümüyle de özel sektör tahvillerine yatırım yapıyoruz. Fonumuzdaki şirketleri seçerken 3 ana kategori altında şirketleri seçiyoruz. Burada birincisi elektrikli aracın kendisini üreten şirketler işte Tesla, Nio, Toyota, General Motors gibi şirketler. İkincisi elektrikli araçların elektrikli araçlarda kullanılan pillerin üreticileri ve bu pillerin üretiminde kullanılan nikel, kobalt, lityum gibi elementlerin madencilerine yatırım yapıyoruz. Burada da plug power, panasonic, albemarle gibi şirketler bu kategorinin altına giriyor. Üçüncü olarak ve son olarak bu elektrikli araçların teknolojik yazılım donanımını sağlayan şirketler, sürücüsüz araç teknolojilerine yatırım şi yapan şirketler ve elektrikli araçlara e, elektrikli araçlarda kullanılan çiplerin üreticilerine e, yatırım yapıyoruz. Burada da işte Microsoft, Google, e, Qualcomm, Nvidia gibi şirketleri e, düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse elektrikli araç üretiminin her safhasında yer alan şirketlere yatırım yapıyoruz ve bu sayede aslında yatırımcılarımıza yenilikçi teknolojilere ve bu yenilikçi teknolojilerin ham maddelerine yatırım imkanı sağlamış oluyoruz biraz ülke kırılımından da bahsedeyim isterseniz coğrafi olarak geniş bir coğrafyaya yayılıyor yaptığımız yatırımlar ağırlıklı olarak tabii Amerikan şirketleri yüzde 35 mevcut durumda yüzde 35 Amerikan şirketlerine yer veriyoruz bunu Çin takip ediyor sonrasında Almanya Japonya Güney Kore ve Avustralya takip ediyor e, fonumuz e, tabi e, hisse senetleri ağırlıklı olduğu için risk e, düzeyi yüksek bir fon. altı düzeyinde risk düzeyi. E, 2020 yılında tabi e, hisse senetleri çok değerlendi. Dolayısıyla e, hisse seçimleri çok önemli bir hale geldi. Biz fonumuzda bu az önce bahsettiğim 3 ana kategori altındaki e, şirketlerden büyüme potansiyeli yüksek, kendine yeni pazarlar yaratabilen, yenilikçi teknoloji üretebilen şirketleri tespit etmeye çalışıyoruz. Peki, e, teşekkürler. Şimdi Tevfik Bey'e ben bir kez daha döneceğim. Fon zaten mevcut. E, büyüklüğü ortada ki hani ben rakam telaffuz etmeyeyim ama belki bir e, normal bir portföy şirketinin büyüklüğü kadar ilgi var. Eee getiriler de oldukça iyi e, geçmiş performansına baktığımızda iyi gibi görünüyor. Biraz daha bu e, teknik taraftan bakalım getirler biraz daha belki matematiğin işin içine sokalım Tevfik Bey biraz daha bir fonun performansından isterseniz bizlere bahsedin nedir geçmişi ve şu anki performansı bir de tabii potansiyelinden de yine bahsedelim Barış Bey bu fonu 2018 yılında kurduk kurduğumuz zaman çok niş bir alana yatırım yaptığımız dolayısıyla bu fonun ilgi alanının çok dar olduğu O nedenle de çok şaşırdı kısıtlı şaşırdı mı insanlar? Ya nereden çıktı bu elektrikli e, fon diye, elektrikli araçlar fonu diye? E, çok e, pozitif e, tepki verenler de vardı. Bu e, işe çok fazla e, yatırım yapan olmaz diye eleştirenler Hı. de e, olmuştu. E, biz e, ilk yıl e, istediğimiz ilgiyi e, göremedik. Ama e, 2019 ve 2020 yıllarında bu fonu olan ilgi müthiş bir şekilde artmaya başladı. Çünkü dünyada da bu tip temalı ve belli bir alana yönelmiş fon bulabilmek o kadar kolay değil. Yani biz bu fon içerisinde Deniz Hanım gayet güzel ifade etti. Hem pil sektörüne hem maden sektörüne hem yazılım sektörüne hem de otomobil üretim sektörüne birden yatırım yapıyoruz. Tüm bu bileşenleri bir anda erişim imkanı verdiğimizden dolayı da yatırımcıların bu temaya akılları yatıyorsa, geleceği bu temada görüyorlarsa para yatırmaları ve dolayısıyla gelecekte bu işten yararlanma imkanı da tabii ki ortada oluyor. Fonun getirisine gelecek olursak 2018 yılında hemen kurulduğu yıl %4,91 kaybettirdi. 2019 yılında %29,26 kazandırdı. 2020 yılında ise %87,25 fonun performansı. 2021 yılına geldiğimizde ise %6'nın üzerinde şu ana kadar bir getirisi oluştu. Ama yatırımcılar bu fonla ilgili detaylı performans analizi yapmak isterlerse hem işte fon aplikasyonumuzda hem de internet sitemizde bununla ilgili her türlü detay bilgiye erişebilirler. Ben biraz da potansiyelinden bu fonun bahsetmek istiyorum. Fonun potansiyeli dediğimiz zaman bir kere uluslararası alanda e, hangi ülkelerin e, hangi dönemde e, içten yanmalı motorların motorlu araçların satışını yasaklayacağını zaten konuşmuştuk. Bir de buna şunu ekleyebiliriz. 2017 yılında 11 ülkenin e, enerji e, bakanlarının katıldığı 8. Temiz Enerji Bakanlar Konseyi e, toplantısı yapıldı ve burada da e, EV 30 at 30 karar alındı. Burada kısaca bunun ne olduğunu da e, izah etmek istiyorum. 2030 yılına gelindiği zaman sokaklardaki araçların yüzde otuzunun elektrikli araç olması konusunda bir mutabakat var. Bu çok e, kuvvetli bir e, iddia. Çünkü e, şu anda bu rakam e, çok daha düşük. O e, rakamlara gelebilmek için e, tabii ki e, çok ciddi bir şekilde e, her yıl satışların artan oranlı bir e, durumda e, elektrikli araçlar yönünde gelişmesi gerekecek. Yine burada sıfır karbon emisyonu ile ilgili ciddi bir uluslararası iddia var. Bu iddianın yine gerçekleştirilebilmesi için 2050 yılında elektrikli araç satışının %50'sinin örneğin elektrikli araçlarla olması öngörülüyor. Bu rakam şu anda %4 mertebesinde. Bu rakamlara eriştiğimiz zaman aslında e, sektörün ne kadar büyük bir e, potansiyelinin olduğunu öngörüyoruz. Yine. E elektrikli araç değil ama pil dünyasından örnek verecek olursak burada da araçların satışı arttıkça tabii ki doğal olarak pillerin satışının da artıyor olması gerekiyor olacak. Ve burada da pil satışlarının 10 kattan daha fazla önümüzdeki dönemde bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için artmasının gerektiğini öngörüyoruz. Bunları üreten firmaların tabii ki iş hacimleri, gelirleri ve kazançları da bu oranda artıyor olacak. Dolayısıyla bu fonla bu büyüme potansiyeli olan, gelişme potansiyeli olan bu sektörlere tek bir ürünle yatırım yapma imkanı var. Evet şimdi burada tabii şirket hikayelerine döneceğim ve sevgili Deniz'den biraz bilgi alacağım. Biz her gün şu haberlerle karşılaşıyoruz. Çok büyük bir teknoloji şirketi işte Amazon elektrikli araç işine mi giriyor? Apple Elektrikli araç için işte şu Çinli şirkette şu Güney Kore şirketle konuşuyor. Bu tip haberler yani bildiğimiz büyük teknoloji şirketlerinin de aslında bu işe çok ilgi duyduğunu ve önümüzdeki yıllarda 2030 çok önemli bir hedef. Tevfik Bey altını çizdi. Belki hayatımıza girmiş olacaklar. Ee, biz tabii hepimiz Tesla'yı biliyoruz. Elektrikli otomobilince, deyince Aa, evet Tesla bazen öyle bir ürün olur ki marka ile özdeşleşir. Şu an sanki öyle bir durum var ama sadece Tesla değil galiba. Elektrikli otomobil dünyası, elektrikli araçlar dünyası dediğimizde başka hangi örnekler, hangi ilginç hikayeler var onu dinleyelim. Tabii yani dünyada bu alanda ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi, Silikon Vadisi bu konuya konsantre olmuş durumda gerçekten ana akım otomobil üreticileri açısından da bu konu oldukça önemli. Dolayısıyla buradaki teknoloji şirketlerinin de konsantrasyonu elektrikli araçlar diyebiliriz. E, tabii Tesla'dan bahsetmemek olmaz elektrikli araç deyince. E, Tesla elektrikli araç üretiminin yanı sıra e, piller ve güneş panelleri gibi e, yenilenebilir e, enerji çözümleri sunuyor. Bununla beraber sürücüsüz araç teknolojileri alanında e, kaydedilen mil sayısı bakımından veri toplamada ve algoritma üretme geliştirme alanında lider konumunda. Dolayısıyla yani Tesla bu marka değerini alması boşu boşuna olan bir şey değil. Gerçekten bu alanda yenilikçi adımlar atıyor. Geçen sene de performansı tabii yedi buçuk katına çıkınca değeri çok ön plana çıktı. Burada 2020 yılında Tesla Amerika'daki, Amerika'daki pazar payını, pazardaki hakimiyetini son derece arttırdı. Buradaki satışların %79'unu Tesla karşılıyor. Bununla beraber Tesla'nın bir diğer gelir kaynağı da Regülasyon Kredileri. Regülasyon Kredileri nedir? Az önce de Tevfik Bey bahsetti. Ülkeler elektrikli araç üretimi desteklemek için belli teşvikler yapıyorlar ve e, otomobil üreticilerine belli oranda elektrikli araç üretme şartı koşuyorlar e, sıfır emisyon hedefiyle. Bu sıfır emisyon hedefini sağlayamayan ana akım e, araba üreticileri de Tesla gibi sadece elektrikli araç üreten şirketlere dönüp onlardan bu regulasyon kredilerini satın alıyorlar. Tesla'nın sadece bu sayede elde ettiği kazanç 2 milyar doların üstünde şimdiye kadar. Dolayısıyla hani devletlerin de elektrikli araç üretiminde verdikleri teşvikler bu sektörün gelişmesi için oldukça önemli. Buradan Çin'e geçeceğim. Çin bu konuda çok ileri bir noktada. Geçen sene Haziran ayında şöyle bir politika izleyeceklerini söylediler. 2020'deki araç satışlarının %14'ünün elektrikli araç olması yönünde bir sanayi politikası geliştirdiler. Bunun 2022'de %16, 2023'te de %18 olmasını belirlediler. Dolayısıyla Çin bu konuda elektrikli araç üretimi konusunda itici bir güç. Çin'in diğer yandan verdiği teşviklerden bir tanesi de tüketiciye vergi teşvikleri sağlıyor. Yani toplamda sağladığı sübvansiyonlara baktığınız zaman aslında bir elektrikli aracın maliyetinin %30'unu Çin devleti karşılıyor. Dolayısıyla orası için ee, oldukça tüketici açısından e, cazip seviyelere getiriyor. Müthiş bir pazar zaten Çin. Kesinlikle. Hatta Tesla'nın da e, Çin'e bir elektrikli otomobil fabrikası açtığını da hatırlatalım. Tabii, tabii. Yani küresel sevkiyatların da %7'sinden fazlası Çin üreticiler tarafından yapılıyor. Biz de fonumuzda Çinli elektrikli araç üreticilerine yer veriyoruz. Buradan NIO, Xpeng ve D-Auto'yudan bahsedeyim kısaca isterseniz. E, Nio yeni bir iş modeli modeliyle karşımıza çıktı. E, geliştirdikleri e, batarya değiştirme istasyonları var. E, siz elektrikli aracınıza istasyona giriyorsunuz ve 5 dakika içerisinde e, Arabanızdaki bataryayı çıkartıyor, yerine yeni bir batarya koyuyor. Yani bataryanın dolmasını beklemiyorsunuz, tamamen yenisiyle değiştiriyor. Bu sayede zaman ve e, maliyet avantajı sunmuş oluyor. Bu iş modeliyle e, Nio çok ön plana çıktı e, geçen senede. E, bununla beraber e, gelirlerini de oldukça arttırdı tabii ki. E, Avrupa pazarına da e, bu senenin sonunda girmesi bekleniyor Nio'nun. Diğer yandan x ve d Auto gibi daha faaliyetlerine 2019 yılında başlamış şirketler var ama inanılmaz potansiyel potansiyelleri olan şirketler. Burada da analistlerin %70'i bu iki şirket için alt tavsiyesi veriyorlar. Mesela Xpeng'in gelirlerini 2021 yılında iki buçuk katına çıkarması bekleniyor. Diyoto'nun da %100'ün üzerine çıkarması bekleniyor. Dolayısıyla sektör oldukça gelirleri büyüme açısından gelecek vadeden bir sektör diyebiliriz. Buradan biraz batarya sektörüne de değinmek istiyorum. Çünkü elektrikli araçların işte menzilini, gücünü, maliyetini belirleyen ana unsur elektrikli araçlarda kullanılan piller. E, piller ilk 1990'lı yıllarda evde taşınabilir e, video kameralarda de, de kullanılmaya başlandı. 2000'li yıllarda da akıllı telefonlara verdikleri güçle Apple gibi e, teknoloji devlerinin doğmasına sebep oldu aslında. Zamanla pil maliyetlerinin düşmesiyle e, piller dünyada aslında gücün kullanım şeklini de değiştirmeye başladı. Mesela enerji sektöründe e, Şirketler e, piller sayesinde e, elektrik depolayabiliyorlar ya da yenilenebilir enerji elde edilmesini piller mümkün kılıyor. İkincisi otomotiv sektöründe fosil yakıtla yanan motorların yerine hızlı alması bekleniyor. Dolayısıyla pil sektörü e, bu maliyetleri de düştükçe e, aslında 21. yüzyılın petrolü olma yolunda ilerliyor. E, hani olay sadece temiz enerji değil bir de e, güç e, dünyada gücü elde etme konusu da var ve Çin, e, bu konuda e, oldukça ileride %65'i e, kadarına e, Çin'de üretiliyor bu bataryaların. E, burada da bizim bazı tercih ettiğimiz şirketler var. İşte Plug Power, GS Yuasa gibi şirketlere evet. ağırlıklı olarak veriyoruz. Peki Tevfik Bey, şimdi bu fon e, nerelerden alınabilir? E, biraz da bundan bahsedelim, öyle tamamlayalım. E, ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alıp tamamlayalım. E, aslında ben... E... Hemen Deniz Hanım'ın belirttiği hikayeleri bir iki tane hikaye daha eklemek istiyorum çok kısa. Bir tanesi mesela Google'ın şirketi Waymo. Bu yazılım şirketi ama bir taraftan internet sitesine girdiğiniz zaman onların söylediği şey biz dünyanın en deneyimli şoförüyüz diyorlar. Bunun sebebi de önümüzdeki dönemde artık biz bu tip araçlarda belki de şoför koltuğunda insan görmüyor olacağız. Bu da bu tip şirketlerin çok fazla ön plana çıkmasına neden olabiliyor. Yine Amazon ve Ford tarafından ortaklaşa desteklenen Rivian Otomotiv Şirketi, o da hafif ticari araç sınıfında kamyonet sınıfında araçlar üretiyor, elektrikli olarak ve onların da önümüzdeki dönemde halka arzları gündemde. Bugünden öngörülen değerse 50 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bu konuda yeni yeni hikayeler evet. var ve biz bu fonumuzda bu hikayelerin tamamını çok yakından takip ediyoruz. Evet, fon nereden alınabiliyor? Ee, bir kere fonumuzla ilgili bilgileri İş ve Comtr'den bütün izleyicilerimiz, yatırımcılarımız öğrenebilirler. Ama bunun yanında Tefas girdikleri takdirde yine buradan her türlü bilgiyi elde edebilmeleri, kıyaslayabilmeleri mümkün. Fonları da Tefas dahil olan ülkemizde bütün banka ve aracı kurumlardan satın alabilmeleri mümkün. Dolayısıyla artık fon almak çok kolay. E, bu e, mesela yerli otomobilimiz TOK onu bekliyoruz. O da muhtemelen elektrikli olacak. Bu fon e, öyle bir potansiyelde barındırıyor mu? E, şu anda aslında bakarsanız ülkemizde elektrikli araç e, üretimine e, herhangi bir şekilde katkısı olan bütün şirketlere yatırım yapıyoruz. Yeter ki borsada kote olsunlar ya da borçlanma aracı çıkartmış olsunlar. Tabii ki e, Tok bizim de göz bebeğimiz. Çok yakından e, izlediğimiz bir proje. E, e, umarız ki önümüzdeki dönemde onlar da sermaye piyasası araçlarıyla e, bizim piyasamızda olurlar. Hisse senetleri borsada halka arz edilir ya da borçlanma araçları olur. Biz de tabii ki memnuniyetle bu fonumuzla e, TOG'u da destekliyor olacağız. Tevfik Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Deniz çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu bölümde iş Portföyü Elektrikli Araçlar Karma Fonu'nu konuştuk efendim.